1. soru: Kitle iletişim araçlarının en önemli görevlerinden biri de kamuoyu oluşturmaktır. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturulmasına örnek gösterilemez? A şıkkı: Kız çocuklarının okula gönderilmesi ile ilgili afişlerin hazırlanması. Evet, bu kamuoyu oluşturulmasına örnek olarak gösterilebilir. B şıkkı: Televizyon programlarında organ bağışı ile ilgili haberlere yer verilmesi bu da kamuoyu oluşturulmasına örnek olarak gösterilebilir. C şıkkı küçük çocuklar için çizgi filmlerin yayınlanması. Küçük çocuklar için çizgi film yayınlanması kamuoyu oluşturulmasına örnek olarak gösterilemez. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkı kan bağışı için televizyonlarda kampanyaların düzenlenmesi de gene kamuoyu oluşturulmasına örnek olarak gösterilebilir. Doğru cevap C şıkkıdır. İkinci soru. Televizyon başında geçirilen uzun süre sorumlulukların yerine getirilmesinde aksaklıklara, dil gelişimi ve kullanımında sorunlara, anne baba ile ilişkilerin bozulmasına ve sosyalleşmenin engellenmesine neden olmaktadır. Metne göre medya araçlarından televizyonun hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Metinde televizyonun olumsuz etkilerinden bahsedilmiş. A şıkkı kamuoyu oluşturma işlevi gördüğü, B şıkkı farklı kültürler hakkında bilgilerin edinilmesini sağladığı C şıkkı, insanları eğlendirmek için çeşitli yayınlar sunduğu D şıkkı, bireyler arası ilişki ve etkileşimi azalttı. Evet. Televizyon başında geçilen uzun süre sorumlulukların yerine getirilmesinde aksaklıklar, dil gelişimi ve kullanımındaki sorunlar, anne baba ile ilişkilerin bozulması, sosyalleşmenin engellenmesine neden olmakta. Yani bireyler arası ilişki ve etkileşimi azalttığı üzerinde durulmuş. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Bir medya çalışanının haber yaparken durumlarından hangilerini dikkate alması gerekmektedir? 1- İnsan hak ve özgürlüklerini korumak. Evet bu çok önemlidir. Bir medya çalışanı haber yaparken buna dikkat etmelidir. 2- Mesleğini şahsi çıkarlar için kullanmamak. Evet bu da çok önemli. Mesleğini şahsi çıkarlar için kullanmayacak. Objektif habercilik yapacak. 3- Farklı düşünce ve fikirlere saygılı olmak. Evet bu da çok önemlidir. E, tek yanlı olmayacak. Her tür fikre saygılı olması gerekmektedir. Dolayısıyla üçünü de dikkate almak zorunda doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. Madde 28. Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Bu madde ile aşağıdaki hak özgürlüklerinden hangisi arasında bağlantı kurabiliriz? A şıkkı konut dokunulmazlığı hakkı, B şıkkı düşünce ve ifade özgürlüğü, C şıkkı sağlık hakkı, D şıkkı yerleşme ve seyahat hürriyeti. Evet, madde 28'de basın hürdür, sansür edilemez, devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirler alır denmiş. Bu düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgilidir. Doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru. Bir gazeteci ünlü bir sporcunun tatilde izinsiz olarak fotoğraflarını çekmiş. Ayrıca fotoğrafı kullanarak sporcunun kaza geçirdiği şeklinde yanlış bir haber yapmıştır. Bu gazeteci ile ilgili olarak gibi durumlardan hangilerini ihlal ettiği söylenebilir. Bir konut dokunulmazlığı. Şimdi yaşanan olayda konut dokunulmazlığı ile ilgili bir durum söz konusu değil. İki, özel yaşamın gizliliği. Evet, bu ihlal edilmiş. Çünkü tatilde izinsiz olarak fotoğrafları çekilmiş. 3. Doğru haber alma hakkı. Evet bu da ihlal edilmiş. Bakın bu fotoğraflar kullanarak sporcunun kaza geçirdiği şeklinde yanlış bir haber yapılmış. Yani doğru haber alma hakkı ihlal edilmiş. 2 ve 3 durumları ihlal edildiği için doğru cevap C şıkkıdır. Altıncı soru. Üç çocuğu olan Menekşe Hanım sabah izlediği televizyon programındaki bir haberin çocukların psikolojilerini olumsuz etkileyeceğinden endişelenmiştir. Menekşe Hanım bu konudaki rahatsızlığını ve şikayetini hangi duruma iletmelidir? Menekşe Hanım televizyon programındaki bir haberden dolayı arkadaşlar endişelenmiş. Dolayısıyla bu şikayetini radyo ve televizyon üst kuruluna yapması gerekir. Doğru cevap C şıkkıdır. Yedinci soru. İstanbul'da üniversite öğrencisi olan Çınar bir gazete haberinde bir yakınının trafik kazası geçirdiğini okur ve hemen ailesini arar. Ancak haberin gerçek olmadığını öğrenir. Buna göre haberi yayınlayan gazete hangi hakkı göz etmiştir? A şıkkı doğru haber alma hakkı, B şıkkı özel hayatın gizliliği, C şıkkı basın ve yayın özgürlüğü, D şıkkı sağlık hakkı. Gazete yalan haber yapmış arkadaşlar. Bakın haberin gerçek olmadığını öğrenmiş Çınar. Yani Doğru haber alma hakkı göz ardı edilmiştir. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. soru. Yukarıda verilen akıllı işaretlerin amacı hangi şıkta doğru olarak ifade edilmiştir? A şıkkı programları daha fazla izletebilmek, B şıkkı programlar arasında karışıklığı gidermek, C şıkkı izleyiciyi yayınların olumsuz etkisinden korumak, D şıkkı yayın saatlerini belirlemek. Evet, akıllı işaretlerin amacı izleyiciyi yayınların olumsuz etkisinden korumak içindir. Doğru cevap C şıkkıdır. Dokuzuncu soru. Aşağıda verilen öğrencilerden hangisinin kurmuş olduğu cümle ben diline örnektir? A şıkkı. Veysel. Kitap okurken gürültü yapman dikkatimi dağıtıyor. Şimdi bu ben diline örnektir. Çünkü dikkatimi dağıtıyor deniyor bakın ve bir duygu düşünce belirtilmiş. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır. B şıkkı. Deren. O davranışları senden hiç beklemezdim. Evet bakın burada bir e, suçlayıcı ifade olduğu için sen diline örnektir. C şıkkı. Mehmet senden de yaramazlıklarından da bıktım artık. Evet, burada da gene aynı şekilde suçlayıcı, eleştirici bir ifade var. Sen diline örnektir. D şıkkı Zeynep, arkadaşlarını rahatsız etmen düşüncesizce davrandığını gösteriyor. Evet, burada da gene sen diline örnek var bir eleştiri söz konusu. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi basın ahlak yasası kapsamında değildir? A şıkkı Haberler hukuka aykırı yollardan elde edilemez ve yayınlanamaz. B şıkkı gerçeğe aykırı bilgilerden dolayı gazeteler cevap ve düzeltme metinleri yayımlarlar. C şıkkı ahlaka aykırı yayın yapılamaz. D şıkkı gazeteler duyguları istismar edebilir. Evet. Şimdi D şıkkındaki bakın gazeteler duyguları istismar edebilir denmiş. Bu basın ahlak yasası kapsamında değildir arkadaşlar. Gazeteler duyguları istismar edemezler. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. Sınıf arkadaşım Şeyma'yı dinlemeye bayılıyorum. O kadar etkili ve güzel konuşuyor ki dinleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Verilen metin aşağıdaki atasözü ve deyimlerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? A şıkkı bir söyle 10 dinle. Bu etkili dinleme ile ilgilidir. B şıkı ileri geri konuşmak. Bu patavatsızlıkla ilgilidir. C şıkı ağzından bal damlıyor. Evet bu etkili ve güzel konuşmaya örnektir. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı bir kulağından girip bir kulağından çıkıyor. Bu da umursamazlık anlamındadır. Evet doğru cevap C şıkkıdır. 12. soru. Sosyal medyayı çok sık kullanan bu ise fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesindeki hesabından sürekli paylaşıyordu. Fakat bir gün fotoğraflarının kendisinden izin alınmadan başkaları tarafından paylaşıldığını fark etti. Aşağıdakilerden hangisi? Bu Hüseyin'in sosyal medya kullanımında dikkat etmesi gereken hususlardan biridir. A şıkkı, sosyal medyada özel bilgilerini herkesle paylaşmamalıdır. B şıkkı, ekranlarda görülen her bilgiyi sorgulamadan doğru kabul etmelidir. C şıkkı, kişisel bilgilerinin herkese açık görünür şekilde yer almamasına özen göstermelidir. D şıkkı, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin kolay tahmin edilebilir olmasına dikkat etmelidir. Şimdi Metin de bu ise sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmış. Başkaları da kendisinden izin almadan fotoğraflarını paylaştığını fark etmiş. Dolayısıyla bakın kişisel bilgilerin herkese açık görünür şekilde yer almamasına özen göstermemiş. Herkese açık hale getirdiği için başkaları da onun fotoğraflarını paylaşmışlardır. Dolayısıyla buna dikkat etmeliydi. Doğru cevap C şıkkıdır.